hayatının kırılma anı neydi? Çok zor dönemlerden geçtim dediğim gibi ve bunların altından kalkamadım. %100'ünü açığa çıkarttığına inanıyor musun? Bundan çok daha fazlasını yapabilirdim. Tribün baskısı ayrı, çok büyük bir kulüp. Evet. Şehirden de ayrı bir baskı var. Düşündün mü bunları? Bütün kadınlar ayağa kalktılar, alkışlamaya başladılar. O zaman anlamıştım buranın bir futbol şehri olduğunu. Fenerbahçe'yi mağlup ederek başka kimi üzmüş olabilirsin sence? Babamı. Sen Felipe Melo'nun yanında güvenden başka ne hissettin? Ben onu çok yukarı çektim ama o da beni yukarı çekti. Cimbom'un neyine vuruldun? Sanders'ın attığı bir gol vardı. Türkiye Kupası'nda aynen. Fenerbahçe'ye aynen. Ondan sonra artık tam pekişmişti. Hani böyle tam Galatasaraylı olmuştum. Kariyerin boyunca ücret baskısı altına girdin mi? Benden çok çok daha fazla büyük paralar kazananlar oldu. Ama benim yaptıklarımın belki de yarısını yapmadılar. 89. dakikada Selçuk İnan'ın kaydettiği harika frikik golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Selçuk İnan! Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının ikinci sezonunun ilk konuğu Galatasaray'ın unutulmaz kaptanlarından milli futbolcumuz, teknik direktör adayı, antrenör ya da bilinen ismiyle Kaptan Selçuk. Kaptan Selçuk, hoş geldin kırılma anına. Hayatının kırılma anı neydi? Merhabalar, hoş bulduk. Hayatımda aslında birçok kırılma anı vardı. Ama en önemlisi, hatta burada oturmamı sağlayan, burada olmamı sağlayan Galatasaray'a attığım imzaydı. Konuşacağız Selçuk İnan'ın hayatının ve futbol kariyerinin kırılma anlarını her zaman olduğu gibi gazete haberleri, manşetler, fotoğraflar, videolarla konuşacağız. İlk haber yeni bir yazı. Musa Taşdemir imzalı Plase Dergi'de 22 Kasım 2020'de yazılmış. Ailenin tek erkek evladı olduğu için onun hayatı ebeveynleri tarafından çoktan çizilmiş. Babasının sahibi olduğu marketin başına geçecek veliaht gözüyle bakılıyordu ona. Ama Selçuk büyüdükçe hayalleri de büyüyordu. Bir röportajında belki ukalalık olacak ama bir gün futbolcu olacağımı biliyordum. Futbolcu olmazsan ne olursun diye soranlara yine futbolcu olurdum diye cevap verirdim diyor Selçuk İnan. Bir de fotoğrafım var çocukluk dönemine ait. Bu fotoğrafı hatırlıyor musun? Hangi takım bu? Evet, hatırlıyorum. Bu ortaokuldayken okul takımı bu. Okul takımı. İskenderun'da. Evet, İskenderun'da Karars. Evet. Hatta yanındaki arkadaşlarımı da hatırlıyorum. Bir tanesi Erdal, bir tanesi de Efe. Evet, hayaller büyüyor. Baban da 4 kardeşsiniz. 3 kız kardeşim var. 4 kız. 4 kız kardeşsin. Evet. Kardeşiniz var. 5 kardeşsiniz. Bir de market var. Ne zaman babana ben futbolcu olmak istiyorum ya da market işine devam etmeyeceğim dedi? Aslında ben futbol hep oynuyordum ama babamın da işiydi o. Babam yurt dışında yıllarca çalıştıktan sonra böyle bir karar almıştı, bir market açmak. Onun başına da beni koymak istemişti. Ama çok sevdiğim bir iş değildi çünkü ben bütün bizim mahalledeki çocuklar gibi sadece futbol oynamayı düşünüyordum. Okuldan geldikten sonra sadece sahada evimizin önündeydi. Sahada futbol oynamayı düşünüyordum. Ama babam markette kalmam gerektiğini söylüyordu. Ben de sürekli kapıyı kilitliyordum. Ve saha hemen marketin karşısı olduğu için sürekli sahada maç yapıyorduk arkadaşlarla. Gelen müşteriler de ancak sesleniyordu. Öyle kapıyı açıp isteklerini karşılıyordum. Babam bunun farkına varmıştı. Çok da azar işliyordum. Kızıyordu bana çok ama en son babam da dayanamadı, pes etti. Ben bunun karşısında duramam dedi ve 14 yaşında yolculuğum başladı. Başladı. İskenderun'dan ülkenin kuzeybatısına, Çanakkale'ye, Çanakkale Spor'a. Şimdi 4 kız kardeş, bir anne, yani bir sevgi çemberi içerisinde büyüyen bir erkek çocuk. Zor olmadı mı? Yani tek başına Dardanel tesislerinde 13-14 yaşında kalan birisinden bahsediyoruz. Çok zorlandım. Yani doğruyu söylemek gerekirse. Hele ilk gittiğimde biraz da tek erkek olduğum için şımarık büyütüldüm biraz. Annem çok üzüldü, çok ağladı. İzin vermedi. Çok karşı çıktı ama hani öyle böyle değil. Hani izin vermem dedi ama ben o yaşta da aslında biraz kendi arkadaşlarıma göre olgundum. İstediklerimi yaptırırdım bir şekilde. Annem de çok kararlı olduğumu gördükten sonra bana izin vermişti ama gittiğimde hakikaten çok zorlandım. Geri dönmek de istedim çok. Çünkü alışkanlıklarım vardı, arkadaşlarım vardı.
İlk defa ailemden ayrılıyordum. Küçüktüm de 14-15 yaşında. En zor anını hatırlıyor musun? En zor anım bir gün Çanakkale'de bütün arkadaşlar otururken işte anneden, babadan, arkadaşlardan falan açıldı konu. Birçoğunun da babası, annesi gelmişti onları görmeye. Ama bizim çok uzaktı. Annem gelememişti, annemle babam. Biraz üzülmüştüm. Yemeklerini yemiyordum. Annem çok güzel yemekler yapardı. Zorlanmıştım. İstediğim ortamı yakalayamamıştım ilk gittiğimde. Ve bir gün oradan ayrılmaya karar verdim. Otogara gidiyordum otobüse binmeye. Ama Cemil Hoca vardı bizim, sağ olsun çok sevdiğim bir hocam. Buralara gelmemde önemli de bir payı var. Çok ilgilendi benimle. Evine götürdü, yemekler yedirdi, gezdirdi, ikna etti. Çünkü bana çok değer veriyordu ve ileride çok büyük bir futbolcu olacağımı söylüyordu. İnandırdı. O aile ortamını hissettirdi bana ve beni orada kalmaya ikna etmişti. Şimdi Cemil Hoca çok değerli bir hoca. Hayatına dokunan bir başka futbol adamıyla devam edelim. Bakalım kimmiş? Benim Selçuk İnan'la ilk karşılaşmam sanırım 2003-2004 sezonuydu. Yanlış hatırlıyor olabilirim istediğim farkı. Çanakkale Derbileri'nde teknik direktör olarak gelmiştim. O zamanlar antrenmanlarda genç takımda oyuncular da gelip bir karşılıklı işte hücum savunma anlamında çalışmalar yapıyorduk. Bazı oyuncuları da genç takımdan getiriyorduk. Selçuk İnan da genç takımdan gelen 4-5 oyuncudan biriydi. İlk antrenmana çıktık. İşte her neyse oyun başladı. Antrenman drilli başladı. Baktığım zaman oradaki en iyi oyuncunun, bu Çanakkale'den bütün kadroki oyuncuların en iyisi bu genç çocuk, 17-18 yaşındaki çocuk olduğunu gördüm. Selçuk İnan'dı o. Onu hemen A kadroya aldık. Yanılmıyorsam Manisaspor kupa maçı vardı. O gün ilk 11 oynadı. Sezon başına kadar ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu Selçuk İnan. Zaman zaman böyle teknik adamlar şeyler keşfetmekten, oyuncu bulmaktan, ben buldum demekten hoşlanır. Ben ona çok karşıyım. Ancak yetenekli, benim o yetenekli karşılaşmamdır Selçuk İnan'la, karşılaşmamdır Çanakkale Dardeler. Ondan sonra çok önemli yerlere geldi. Kendisiyle ben amil takım yardımcı antrenörken amil takımla çalışma fırsatı buldum. Harika bir futbol hayatı geçirdi. Ama benim için işte o önemli anı, genç takımdan A takıma geçen Selçuk İnan'dı. Ve ondan sonra hep yükselerek, hep geliştirerek kendini çok önemli bir Türkiye, çok önemli futbol izleri bırakarak giden bir oyuncu oldu. Bu vesileyle de ona sevgilerimi buradan göndermek istiyorum. Emekliye söyler herhalde. Şimdi o kadar iyiydi ki diyor, zaten kendini gösteriyordu diyor. Sen peki altyapıda oynarken ben bunlardan farklıyım diye düşünüyor muydun? Doğruyu söylemek gerekirse düşünüyordum. Şimdi hocayı görünce duygulandım. Hayatımda en sevdiğim insanlardan biri. Hayatıma dokunan en önemli insanlardan biri. Önce sizin sorunuza cevap vereyim. Evet, 17 yaşındaydım. Genç milli takımda oynuyordum. Ama bütün kategorilerde oynuyordum. Kendimden 2 yaş büyüklerde de oynuyordum. Takım kaptanıydım. Neredeyse bütün arkadaşlarım A takımda oynamasa bile antrenmanlara çıkıyordu. A takım kadrosundaydı. Hatta bütün arkadaşlarım şaşırıyordu. Hani seni niye A takıma almıyorlar Çanakkale'de? Hani artık oynaman gerekiyor falan diye. Ben de çok üzülüyordum hakikaten. Çünkü belki doğru bir tabir değil ama artık altyapıda alabileceğim bir şey olduğunu çok düşünmüyordum. Çünkü artık A takıma çıkmam gerektiğini düşünüyorum. En azından antrenmanlara. Öyle bir düşüncem vardı. Şöyle anlatayım. Bizi genç takımdan çağırdı hoca, Metin Hoca yeni anlaşmıştı. Biz de aa sarı fırtına geldi falan böyle bir, hepimiz böyle bir heyecanlanmıştık acaba olur mu diye. Geldi bizi antrenmana çağırdı. 5-6 kişi gittik antrenmana. Böyle bir 10-15 dakika sürdü. Biraz işte hoca dediği gibi defans çalışması falan vardı. Yardımcı olduk. Sonra da ben ertesi gün genç milli takıma gittim. Genç milli, yanılmıyorsam İtalya'ya gittim. 10-15 gün geçti aradan, kamptaydım. Dönüşte de böyle çok yorgundum, sabaha karşıydı hiç unutmam. Eceabat'tan feribota bindim otobüste, otobüsteyim. Normalde otobüsten hiç inmem. Böyle biraz hava alayım dedim, biraz canım sıkıldı. Böyle sabahın erken saatleri. Otobüsten indim feribotta. Tam merdivenden çıkarken, ben biraz da utangaçtım, halen öyleyim ama. Merdivenlerden çıkarken karşıda Metin Hoca'yla Sinan Hoca'yı gördüm. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam teknik direktörlük kursu vardı İstanbul'da, oradan dönüyorlar. Hocayı gördüm, tam göz göze geldik, hemen gözümü kaçırdım, geri aşağı inmeye çalışırken Sinan Hoca dedi ki, aa bu bizim Selçuk değil mi dedi, arkamdan seslendi. Selçuk dedi, efendim hocam dedim, oğlum niye selam vermiyorsun dedi. Hocam bilmiyorum, hani belki tanımazsınız falan, bir kere antrenmana gittim çünkü. Neyse Metin Hoca'nın yanına gittik, nereden geliyorsun dedi. Dedim hocam genç milli takım kampı vardı, oradan dönüyorum dedi. İyi tamam sen dedi çantanı al dedi otobüsten, benim arabaya koy dedi. Arabanın anahtarını verdi. Şaşırdım biraz. Aldım valizimi,
hocanın arabasına koydum. Herhalde antrenmana çıkaracak dedim o yüzden. Gittik antrenman yaptık. Çok da yorgundum böyle, bitiktim. Antrenmanı yaptık. Oradaki abilerim hani oğlum kendini biraz göster falan, biraz çalış. Abi dedim yeni geldim ben, dün maçım vardı. Sabaha karşı geldim, biraz yorgun hissediyorum dedim. Antrenmanı yaptım. Çantamı sırtımı aldım. Yine altyapı binasına gidiyorum ben. Hani kimse bir şey demediği için. Tam kapıdan çıkarken yine Sinan Hoca gördü beni. Nereye gidiyorsun dedi. Hocam dedim hani altyapı binasına gidiyorum, antrenmanı yaptık. Tam. Oğlum dedi kadro asıldı, görmedin mi dedi. Hani kadro asıldı ne demek o zamana kadar bilmiyordum yani. Nereye hocam dedim, ne dedim. İşte koridora bak bakayım dedi. Bir baktım işte maç kadrosu yazıyor, ben de varım. Yarın maç var oğlum dedi, hani sen nereye gidiyorsun, burada kalıyorsun sen dedi. İşte girdim. Ertesi gün de maç vardı. Toplantıda oturuyoruz. Bir baktım hoca ilk 11 oynatıyor Metin Hoca. 10 numarayı verdi bana. Çık oyna dedi, rahat ol dedi. O gün dediği gibi formayı giydim. Bir daha da çıkartmadı sağ olsun. Bir kere çıkardı sadece. Bunu anlatayım isterseniz çünkü çok güzel bir olay. Her maçta oynuyorum. O zamanlar da biraz kötü gidiyorduk. Küme düşmeme maçı vardı. Hani biraz sorunlu gidiyordu. Gümüşhane maçı yanlış hatırlamıyorsam. Metin Hoca çok değerli bir hocaydı. Hem çok bilgili hem de çok iyi bir insandı. Böyle takımı bir arada tutmayı da çok iyi becerirdi. Gümüşhane maçında o ana kadar bütün maçlarda oynuyordum. Taktik antrenmanlarında da hoca beni hep oynattı. Maç toplantısına girdik. Biraz böyle takımda sıkıntılar vardı. Metin Hoca dedi ki bu takımın en küçüğü kim dedi. Ben elimi kaldırdım. En büyüğü kim dedi. İşte Levent abi vardı, o da kaldırdı. Biz bir takımız dedi. Birbirinizi seveceksiniz dedi. Ancak böyle kümede kalabiliriz dedi. Başarılı olabiliriz dedi. Selçuk gel dedi. Nereye hocam dedim. Çık dedi şuraya dedi tahtaya. Kim istiyorsan onu oynat dedi. Bugün dedi takımı sen çıkaracaksın dedi. Hocam dedim ben böyle bir şey yapamam dedim. Yaz dedi. Hocam ya nasıl yapacağım ben bunu? Çık dedi, ne gördüysen, kimi oynatmak istiyorsan kadroda olmayanları bile yazabilirsin dedi. Sana güveniyorum dedi, çık dedi. Ben de aslında hoca benim akıllı bir oyuncu olduğumu biliyordu. Taktik çalışmalarını da yapmıştık. Oradaki takımı yazacağımı aslında biliyordu. Ben de takımı yazdım. İşte o an taktik antrenmanında kimi gördüysem kendimi yazamadım. Utandım. Kendimi oynatmadım. Yerime başkasını oynattım. Yazamadım yani. Kendi ismimi yazamadım ama normalde taktik antrenmanlarında ben oynuyordum. Ondan sonra hoca bana dedi, bu mu senin takımın dedi, bunu mu oynatmak istiyorsun dedi. Hocam dedim ben böyle gördüm yani dedi. İyi tamam dedi, böyle çıkıyoruz dedi, beni oynatmadı. Maçı da kazandık. Maçı kazandıktan sonra maç biter bitmez herkes sevinirken hoca koşa koşa yanıma geldi. Bundan sonra sen benim yanındasın dedi. Artık dedi beraber yapacağız ama sen oynamayacaksın dedi. Böyle güzel bir anımız vardı. Çok severim yani, ben de yeri ayrıdır Metin Hoca. İlk teknik direktörlük deneyimi de olmuş. Yani çok ağır sorumluluk. Çok genç. Peki sen Metin Tekin'i sende gördüğü o potansiyeli var ya, artık futbolculuk kariyerinin bittiğine göre %100'ünü açığa çıkarttığına inanıyor musun? İnanmıyorum. Ya ben bundan çok daha fazlasını yapabilirdim diye düşünüyorum. Devam edeceğiz. Bir fotoğrafımız var. 7 Ocak 2006. Manisa Spor'a gidiyor Selçuk İnan ve burada Arda Turan da var. Zafer Şakar ve Başkan Haluk Çubukçu. Manisa Spor senin hayatındaki önemli kulüplerden birisi. Ve o dönemde Manisa Spor dışından da Dardanel'den Manisa'ya gelirken teklif aldığını biliyorum. Hatta Galatasaray'ın ismi de var. Evet. Gitmemişsin herhalde. Neden? Aslında Çanakkale'deyken Galatasaray vardı. Başka takımlar da vardı. Ama o dönem ben Çanakkale'de en değerli oyuncuydum. Onlar için de erken olduğunu düşünüyorlardı ama benim için artık geçti çünkü 20 yaşına gelmiştim. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam bir maça Ersun Hoca geldi Çanakkale'ye. Ersun Hoca da A milli takımdan ayrılıp Manisa Spor'la anlaşmıştı. Yeni bir takım kuruyorlardı. Hedefe oynayacak bir takım diyorlardı. Ben de o maçta aslında çok rahatsızdım. Hastaydım, oynamak istemiyordum. Kötüydüm çünkü. Ama hoca hani oynaman lazım, bu maç önemli, sahada olman lazım dedi bana. Çıktım oynadım. Çok da iyi oynamadığımı düşünüyorum. Aslında kötü de oynadım çok. Maçtan sonra da işte Ersun Hoca maçı izledikten sonra bizim genel menajerle konuşmuş. Birkaç tane oyuncuyu çok beğendiğini söylemiş. Hatta isimleri de söylemiş. Öyle bir dedikodu dolaşır ya takımlarda hani takım içinde. Evet. Ben yoktum o isimlerin içinde. Ondan sonra aradan bir gün geçti, iki gün. Yine ben milli takıma gidiyorum. Telefonum çaldı. Ersun Hoca.
Dedi ki, oğlum dedi, benim takımda oynamak ister misin dedi. Manisa Spor'da. Aslında çok bana uyan bir şeydi. Çünkü ben direkt böyle daha büyük bir takıma gitmektense yavaş yavaş gitmeyi tercih ettim. Hani böyle önce bir tecrübeleneyim, istediğim şeyleri başarayım, daha güçlü gideyim derdim hep. Tabii ki hocam, ne demek dedim. Tamam, kapat telefonu dedi. Ben seni arayacağım dedi. Ondan sonra Ersun Hoca bir şekilde ikna etmiş Çanakkale'de. O zaman 3-4 tane oyuncu mu ne vermişti. Bayağı bir biraz şeyli bir transferdi, zordu ama en nihayetinde hoca ikna etmişti Çanakkale Dardanel Spor Başkanı ve yöneticilerini. Ve Manisa serüveni de öylece başlamış oldu. 2007 yılına gelindiğinde Selçuk adeta transferin göz bebeği oldu. Beşiktaş onun için Koray, Baki Mercimek, İbrahim Akın ve 1 milyon lira önerdi ancak anlaşma olmadı. Fenerbahçe daha sonra yalanlasa da Selçuk İnan için Kemal, Can Arat ve Gürhan'ı teklif etti. Sezon sonunda Manisa Spor küme düşünce adresi Trabzonspor oldu. 7 Mayıs 2013 Fotospor gazetesi, zaten sözleşmem bitiyordu Manisa Spor'la. Şimdi sormak istediğim birkaç konu var. Yani ikinci sezonun ve sonraki sezonun çok başarılı. Çifthaneli asist rakamlarına ulaşıyorsun. Zaten dikkat çekmemen imkansız. Şimdi kariyerinin başında küme düşmüş olmak sence senin kariyerini, sonrasını nasıl etkiledi? Çok üzüldüğüm bir zamandı. Çok iyi hatırlıyorum. Aslında çok gençtim ama takım kaptanlarındandım. Çok aşırı sorumluluk yüklemişlerdi diye düşünüyorum. Ve de o tür takımlarda önce hedefe oynuyorduk. Ersun Hoca vardı. Sonra biraz değişti. İşte sponsorlar desteğini çekti vesaire. Biraz sıkıntılı dönemlerdi. Birçok takım arkadaşım transfer olmuştu. Mesela Hakan Balta Galatasaray'a gidebilmişti. Ama beni vermemişlerdi. Çok yüksek bir bonservis bedeli istemişlerdi. Her senemde dört büyükler de istedi. Ama hiç nasip olmamıştı. Bu beni açıkçası biraz da üzmeye başlamıştı. Çünkü ben hep ondan yanayım. Bir oyuncu bir takımda belli bir seviyeye geldikten sonra, özellikle eğer üstü varsa o takımın, bir üstü varsa ve teklifler alıyorsa çok fazla yolunu kapatmamak lazım. Bir şekilde anlaşma yolu bulmak lazım. Hem Türk futbolu için hem de takımların kalkınması için. Çünkü çok örnekleri de var şu anda. İstenen oyuncular oluyor. Biz diyoruz ki ya bunu şimdi istedilerse seneye belki iki katı olur. Ben olmayabilir tarafındayım daha çok. Olmayabiliri düşünme tarafındayım. Yani bu sirkülasyonun daha fazla olması gerektiğini düşünenlerdenim. Öyle olmadı. Satmadılar, vermediler. Son senemde de artık dediğim gibi kaptanlık yapıyordum. Genç bir takımdık. İyi bir takımdık aslında ama dediğim gibi bazen böyle işler kötü gitti mi maalesef dur diyemiyorsunuz. Hayatımda olmasını istemediğim anlardan biriydi ama o da bir tecrübeydi. Onu da yaşamış oldum. Ondan sonrasında da zaten Trabzonspor'a yolculuk başladı. Peki bir soru daha var bununla alakalı. Küme düşmenin hüznü mü daha yoğun, daha acı, yoksa şampiyonun coşkusu mu daha güzel? Anlatabiliyor muyum? Bir futbolcu olarak anladım. Şampiyonluk stresi, son haftaya girmişsin puan puana, kazanırsan şampiyon olacaksın. Son haftaya girmişsin puan puana, kaybedersen küme düşeceksin. Hangisi daha ağır taşıması? Çok zor bir soru ama bence küme düşmemeyi tercih ederim. Çünkü şampiyon insanları olur. Üzmektense insanları çok sevindirmemek daha doğru bende. Belki de sayısız kupa kaldırıp sadece bir kere düştüğün için öyle düşünüyor olabilir. Belki de, bilmiyorum, olabilir. Yani devam ediyoruz. Şimdi Trabzonspor'a gittin ama o sırada hani biraz önceki haberde hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin adı geçiyor. Bir yandan Galatasaray'ın geçmiyor. Menajerine sormadın mı ya, Galatasaray da istemiyor mu beni diye? Hani yok, istiyordu. İstiyor muydu? İstediler dedim ya, işte mesela o sene Hakan Baltay'ı aldıkları sene. Çok yüksek bonservisi. Çok yüksek, aynen. Hep istediler, aradılar da hep ama nasip olmamıştı. Trabzon seyahatinde peki şehirden biraz çekinmedin mi? Burada bu stüdyolarda konuştuğumuz eski Trabzonsporlular, futbolcu arkadaşlar. Hani tribün baskısı ayrı, çok büyük bir kulüp. Evet. Şehirden de ayrı bir baskı var. Düşündün mü bunları? Ya bu açıkçası çok düşünmedim. Çünkü Ersun Hoca benim için çok değerli bir hocaydı. Ve bir insan da aynı zamanda. Hedeflediğim hayallerime onunla daha rahat ulaşabileceğimi düşünüyordum. Dediğim gibi ben gittiğim her takımda önceliğim hep istikrarda oynamaktı. Hepsinde de bunu başardım. Dolayısıyla hiç böyle bir çekincem olmadı. Bir tek gittiğimde anladım. Hep Trabzonspor'u anlatırlardı ama ilk gittim, imzayı attım, beni yemeğe götürdüler bir yere. O zamanlar Kadınlar Günü vardı benim gittiğim restoranda.
Yani Manisa Spor'dan geliyorum. Ama tabii çok konuşulmuştu. Hani büyük takımların hepsi istiyordu. Trabzonspor'a gitmesi biraz değişikti yani. Trabzonlar da çok sevinmişti aslında. Neyse ben restorana girdim. Bütün kadınlar ayağa kalktılar, alkışlamaya başladılar. O zaman anlamıştım buranın bir futbol şehri olduğunu. Çok duygulanmıştım, çok sevinmiştim. Yani kadınlar bile futbolla ilgiliydi, herkesi tanıyorlardı. Evet, zor bir yere geldim dedim. Ama bunun üstesinden gelirim dedim. Çok da güzel bir şekilde üstesinden geldiğimi düşünüyorum 3 yıllık. Ve 2010, 5 Mayıs 2010 ilk kupanı kazanıyorsun Trabzonspor formasıyla. Üstelik Fenerbahçe'ye karşı. Neler hissettin Şanlıurfa'da? Şehir için çok önemli bir şeydi. O kupayı kazandıktan sonraki sevinci görseniz, acaba biz şampiyon olsak ne oluru mutlaka düşünürdünüz. Hatta korkardınız. Öyle bir atmosfer vardı. Şölen gibiydi. Çok güzeldi. Çok mutlu olmuştum. Çünkü Trabzon benim hayatımda en önemli yerlerde duruyor. Yani en önemli 2-3 yerden birinde yani Trabzonspor. Her ne kadar çok konuşulsa da, çok insan üssem de oradan ayrılırken, ama hayatımın en önemli yerlerinden birinde. Çünkü ayrılık biraz zordu. İnsanları üzdüm ama iyi bir takımdık. O sene kupayı kazandığımızda inanılmaz bir jenerasyondu. Oynadığım belki de en iyi iki takımdan biriydi. Çok mutlu olmuştum. Devamında Süper Kupayı kazandık. Sonra bir şampiyonluk yarışımız vardı Fenerbahçe ile. Yani iyi bir takımdı. Giderken çok üzülmüştüm ama başka hayallerim, hedeflerim vardı. O yüzden böyle bir karar almıştım. Fenerbahçe'yi mağlup ederek başka kimi üzmüş olabilirsin sence? Babamı. Babanı ilk üzdüğün maçta 9 Şubat ya da babanı orada belki de sevindirdiğin maç diyelim. 9 Şubat 2008'de Galatasaray'a karşı 2 gol atıyorsun. Farklı mağlup oluyor Manisa Spor ama muazzam 2 gol. Harika 2 evet. Gol. Babanla hiç, babanız Münir Bey bir Fenerbahçeli. Evet. Siz Galatasaray'ın efsane kaptanlarından birisisiniz. Benim şöyle bir sözüm var. Her çocuk babasını takımını tutsun diye. Bu böyle gerçekleşmemiş. Bu konuyla ilgili babanızla aranızda diyalog geçti mi? Gerek Şanlıurfa'daki finalden sonra. Hep geçti. Öyle mi? Abi ben mesela aynı takımı tutmaktansa böyle karşıt olmalarını daha çok isterim. Çünkü çok aramızda çok güzel şeyler geçiyordu böyle. Ama babam hakikaten koyu bir Fenerbahçeliydi. Yani herkes onu Fenerbahçeli diye tanır. Ben çocukluğumda kuzenim vardı. Çok severim kuzenimi. Hep beni maçlara götürürdü. Bütün Galatasaray maçlarını hep beraber izledik. Bir de bu bir sevgidir yani, görürsünüz. Cimbom'un neyine vuruldun? Ben ilk 91 sezonunda, 91 aslında hep Galatasaray, Fenerbahçe, o yaşlarda böyle gidip geliyorsunuz, çok anlamıyorsunuz ama 90'dan sonra artık iyice yavaş yavaş Galatasaraylı olmuştum ama Sanders'ın attığı bir gol vardı. Türkiye Kupası'nda aynen. Fenerbahçe'ye aynen. Ondan sonra artık tam pekişmişti. Hani böyle tam Galatasaraylı olmuştum. Dediğim gibi bu bir gönüldür aslında. Bu çocukluğunuzda böyle dışarıda top oynarken hangi takımın oyuncularını daha çok söylerseniz, hangi formayı giydiğinizde kendini mutlu hissederseniz o takımı tutarsınız. Ben hep Galatasaraylı oldum. Yani onu tuttum. Babam çok kızdı. Hatta neredeyse hani çoğu zaman arkadaşların önünde kendisini küçük düştüğünü falan hissetti. Çünkü nasıl olur hani baba oğlunu nasıl Fenerbahçeli yapamaz diye. Ama mesela tabii profesyonel olduktan sonra babamla bunun hep böyle tartışmalarını yapardık, gülerdik falan. Baba dedim, ne düşünüyorsun dedim. Yani Galatasaray'a gideceğim ben dedim. Bu senin hayatın dedi. Hayatında en çok istediğin şey oydu dedi. Artık ben de Galatasaraylıyım dedi. Hakikaten de o andan sonra Galatasaray'ın hayatında en önemli yerde oldu. Süper finalde Galatasaray'ı mı tuttu, Fenerbahçe'yi mi tuttu? Yok, Galatasaray'a. Ben olduktan sonra hiç evet, artık. Yani, oğlu yani. Ama öncesinde evet, öyle aramızda böyle hep bir sürtüşmeler olurdu. Tabii Saunders golü attı, Sunus bayrağı dikti. O bayrağı belki senin kalbine dikmiş belki oldu. Belki de, aynen. Türkiye Kupası finali. Devam ediyoruz. Bir haberimiz var NTV'den, geçmişe döneceğiz. Transferin gözde isimlerinden Selçuk İnan artık Galatasaray forması giyecek. Sarı kırmızılı takım Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği milli futbolcuyu 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Bordo Mavililerle sözleşme yenilemeye yanaşmayan yıldız oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş gitti gözüyle bakıyorum ifadelerini kullanmıştı. Güneş'in bu açıklamasının ardından Selçuk İnan, Galatasaray'da teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak olan Hasan Şaş'la İstanbul'da bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Galatasaray yıldız oyuncuyla kesin olarak anlaşma sağlandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Selçuk'la yapılan sözleşmenin detayları da açıklandı. Galatasaray kulübünden borsaya gönderilen yazıda milli futbolcunun sezon başına 2 milyon euro ve maç başı 15 bin euro alacağı bildirildi. Bununla birlikte bonservis bedeli ödenmeyecek yıldız futbolcunun borsaya bildirilen rakamın çok üzerinde bir ücret alacağı, Galatasaray'a maliyetinin toplam 18 milyon euroyu bulacağı belirtiliyor. Belçika maçı için milli takım kampında olan genç futbolcunun karşılaşmadan sonra sarı kırmızılılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu haberin ben o rakamlar kısmını atacaktım. Yani maç başı ücret 2 ama Selçuk İnan ve sözleşmeleri... Doğru değil zaten. Doğru değil. Doğru değil. Ama işte bunun speküle edilmesi bile... bu baskıyı yaşadın mı? Selçuk İnan işte çok yüksek rakam. Selçuk İnan maç başı. Selçuk İnan niye 30'undan sonra işte artan rakamlarla sözleşme imzaladı? Kariyerin boyunca ücret baskısı altına girdin mi? Aslında şöyle, ülkemizde bunun konuşulması çok doğal. Çünkü zor şartlarda yaşayan insanlar da var. Onları çok iyi anlayabiliyorum. Ama kazandığım paralarla ilgili hiç böyle bir baskı yaşamadım. Hem de eğer futbol bir oyunsa, bir başarı gerektiriyorsa, bir oyun gerektiriyorsa kazandığım paralarla çok doğru orantılı bir şekilde oynadım. Hatta fazlasıyla. Yani öyle bir kıyas, karşılığını Galatasaray'a fazlasıyla, verdin mi maddi manevi? Fazlasıyla verdiğimi düşünüyorum. Evet. O yüzden hani böyle çok büyük paralar, benden çok çok daha fazla büyük paralar kazananlar oldu. Ama benim yaptıklarımın belki de yarısını yapmadılar. O yüzden böyle bir aldığınız parayı neye göre hak ettiniz diye bir şey çıkarırsanız, oynadığım maçla, kazandığım kupalarla, yaptığım fedakarlıklarla çok fazlasıyla karşılığını verdim. Çünkü çok daha fazla paraları reddettim. Zannediyorum Galatasaraylılar da özellikle Fenerbahçe'ye attın en azından frikik gollerine bile o meblağı helal etmişlerdir diye düşünüyorum eğer söz konusu oysa. Peki bu transfer süreci zor oldu mu senin için? Fenerbahçe'nin yoğun bir isteği vardı. Çok net soracağım. Bir önceki sezon yaşanan çetin şampiyonluk rekabeti, Fenerbahçe tercihin, hani Galatasaraylısın ama profesyonel dünya etkiledi mi? Kesinlikle etkiledi. Yani Galatasaraylı olmasam bile o dönemde Trabzonspor'a bunu yapamazdım ve Fenerbahçe'ye gidemezdim zaten. Ne olursa olsun. Aslında ben Trabzonspor'la ilgili bunu daha önce hiç söylemedim. Hani yeri gelmişken söyleyeyim. Çok döndü çünkü. Hayatımda hep düzgün biri oldum. Hep doğru söyledim. Bazı böyle şeyler, haberler de çıktı. Hiç konuşmadım bununla ilgili. Kimseyi kırmak ya da yanlış bir şey söylemek istemediğim için. Biz 2010'da Fenerbahçe'yi yendikten sonra kupayı kazandık Trabzonspor'da. Bir sene daha sözleşmem vardı ve çok iyi bir takımdık. Şenol Hoca'yı çok seviyordum. Takım arkadaşlarımı çok seviyordum. Ama dediğim gibi hayallerim vardı. O dönem çok da isteyen takımlar vardı. Yine Galatasaray, Fenerbahçe, Avrupa'dan takımlar vardı. Ama ben o sene Trabzon'da kalmak istiyordum hakikaten. Bir senem vardı ama o bir senede şampiyon olabileceğimizi düşünüyordum. Çok inanıyordum. Ve bir röportajımda ben Trabzonspor'da mutluyum ve Trabzonspor'da kalmak istiyorum dedim. Ama o sene için demiştim. O zaman kestiler ve işte Selçuk Trabzonspor'da kalmak istiyorum, çok mutluyum dedi ama gitti. O öyle değildi aslında o röportaj. Ben orada bir senem daha vardı. Eğer kulübün menfaatlerine uyacaksa tabii ki satabilirler diye söylemiştim zaten. Ama eğer beni satmazlarsa ben bu sene Trabzonspor'da kalmak istiyorum. Ama bu seneden sonra gideceğimi zaten hiç hoca en yakın şahidim zaten hep hocaydı. Her zaman hocaya bunu söyledim. 3 yıl sonunda Trabzon'dan ayrılacağımı söylemiştim. Bu zordu benim için çünkü insanları çok üzmüştüm. Beni çok seven insan vardı. Halen çok... güçlü dostluklarım var orada. Şehri de çok seviyordum ama dediğim gibi hayallerim, hedeflerim vardı. Belki kendimi çok anlatamıyorum. Yani insanlar da anlamayabilir. Ama o zaman şöyle bir şey söylemiştim bizim başkanlara, yöneticilere falan. Trabzon'u hepimiz çok seviyoruz ama hepinizin çocuğu İstanbul'da okuyor, Londra'da okuyor. Siz orada yaşıyorsunuz. Herkesin hedefleri, hayalleri olabilir diye. Yani hiç orada yalan söylememiştim. Dediğim gibi bir senem vardı. O sene kalmak istediğimi söylemiştim ve iyi ki de kalmışım. Çünkü şampiyonluğu da neredeyse kıl payı kaçırdık demek istemiyorum. Şampiyon gibi görüyorum. Çünkü aynı puanla bitirmiştik.
Ona da böyle bir dipnot olarak geçeyim abi. Şimdi kariyerinin zirveye doğru çıkmaya başladığı yıllar, haber. Ben de çok sevdiğim güzel bir lakap, benzetme, Selçuk'u X'de yazmak. Ocak 2012'de MyNet isimli bir internet sitesinin haberi. Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını zirveye taşıyan isimlerin başında gelen Selçuk İnan kısa zamanda taraftarların kalbine taht kurmayı başardı. Sergilediği performans ve sarı kırmızılı takımın oyun planındaki yeri göz önüne alındığında Galatasaraylı futbol severler Selçuk'u Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Xavi'ye benzetiyor. Forumlarda ve internet sitelerinde yapılan yorumlarda milli futbolcunun ismi artık Selçuk X ile yazılıyor. 10 Ocak 2012, 13 gol, 13 asistlik bir performansı var ilk sezonunda. Bu lakap hoşuna gitti mi? Hoşuma gitmişti çünkü dünyanın bana göre en iyi merkez orta saha oyuncusu. Çünkü bütün benim arkadaşlarım bilir yani futbolla çok böyle futbol konuştuğum insanlar. Tabii Zidane'lar falan hep başka oyunculardı ama Xavi çok başkaydı. O bütün takımı etkileyebilen, oynatabilen bir oyuncuydu. O yüzden ona benzetilmek benim için çok değerliydi o zamanlar. Ama performans Xavi'nin performansından iyi. Xavi'nin kariyerinde bir sezonda 13 gol. Evet. Aslında ben o seneyi şöyle anlatayım. Ben merkez orta saha oyuncusuyum. Öyle oynuyordum. Melo ile ikili oynuyorduk. Bu rakamları bulmak, ya bulanı çok açıkçası ben hiç şahit olmadım. Bir ön libero olarak bu sayılara ulaşan belki de yoktur. Hatta ben bu rakamlara ulaştıktan sonra benim çok sevdiğim abim gibidir, menajerim Hayrettin abi. İşte sezon bitti, şampiyon olduk. Çok mutluyum. İşte herkes Selçuk inanılmaz bir performans gösterdi. Çok inanılmaz goller attı falan konuşuyor. Bir tek o üzgündü. Anlayamıyordum abi sen neden böylesin? Herkes bu kadar mutlu, bu kadar beni övüyor. Bak iyi oynadı diyorlar işte müthiş. Ben üzgünüm dedi. Neden abi dedim. Keşke bunları yapmasaydın dedi. İnsanları alıştırdın dedi. Artık insanlar dedi hep senden bunu isteyecek dedi. Bir sezon dedi 5 gol attığında Selçuk düşüşte diyecekler dedi. Ve bu sana yapışacak dedi. Göreceksin bak dedi. Ve hakikaten önümüzdeki sene, bir sonraki sene 7 gol attım. 7 gol de çok inanılmaz bir rakam aslında. Yine 10 asist falan yapmıştım ama artık insanlar yavaş yavaş onu konuşmaya başlamıştı. Acaba düşüşte mi? Halbuki ben bir oyun kurucuydum. Oyunun iyi oynanmasında, şampiyonluk kazanılmasında aslında önemli rol oynamayı hep tercih ederdim. Skora katkı yapmaktan çok. Ama ilk 1-2 sene çok inanılmaz skor katkısı yaptım. Hani onu da böyle bir güzel bir anıydı benim için. Anlatmak istedim ama kolay yakalanacak rakamlar değildi onlar yani. Çok güzel bir an. Öngörü de Hayrettin Bey'in evet. Öngörüsü birebir doğru çıkmış. Çok uzaklara gidiyoruz, bir videomuz var. Selçuk abi kardeşim ya. Bom, falar de Selçuk para mim é muito fácil, né? Eu tive passei 4 anos junto com ele no Galatasaray e a gente conquistou quase todos os títulos possíveis, a gente fez história junto. E eu creio que junto com ele nós participamos de quiçá uma das melhores duplas de meio-campo na história do clube, né? Então, muito contente, ele me ajudou muito. Foi a primeira temporada na qual eu pude fazer, acho que 13 gols, se eu não me engano, né? E eu creio que a gente se completava. É um cara de um caráter incrível, de uma competência muito, muito ótima, muito boa. E, sobretudo, um grande profissional, um grande companheiro. Então, um abraço a você, Selçuk. Foi um prazer jogar com você. Foi um prazer vencer com você e, sobretudo, foi um prazer formar com você uma das maiores duplas de meio campo que o Galatasaray já teve. Um abraço. Felipe Melo şahsına münasır bir karakter. Bir futbolcunun başına gelebilecek en iyi şey olarak tanımlamış. Sen Felipe Melo'nun yanında güvenden başka ne hissettin? Ya, Melo aynı şeyleri aslında bütün duyguları ben de ona iletiyorum aynı şekilde. O da beni çok yukarıya çekti. Gerçekten hani birbirini tamamlayan belki de dünyada ender oyun ikililerden biriyiz. Çünkü çok iyi anlaşıyorduk. Birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk. Ben onu çok yukarı çektim ama o da beni yukarı çekti. Onunla oynamış olmaktan dolayı da çok mutluyum. Çünkü önemli bir futbolcuydu gerçekten. Sahada karakter koyan bir oyuncuydu. Biraz deliydi ama çok orta iyi bir adamdı. Orta sahada senin teknik olarak eksiğin yok ama bazı hani tırnak içinde pis işler var ya. Evet.
yapması dolayısıyla seni rahatlattığını düşünüyor musun? Yani ben bunlara, bu hakeme itiraz da dahil, yani rakiple dalaşmak da dahil. Sen takımın liderlerinden birisin oyun içi ama sanki içerideki motor da Felipe Melo gibi. O konularda evet, seyirciyi ayağa kaldıran. Çünkü bu az önce söyledim, neticede bu bir oyun, bir şov. İnsanlar bunu izlemeye geliyor. Kalite aradıkları kadar aslında değişik olaylar da arıyorlar. Motive de arıyorlar. Bir kavga da arıyorlar bazen. Bunu çok iyi yapabiliyordu Felipe Melo. Ben o işlerde çok becerikli değildim ama Melo teknik anlamda da birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Sadece bu pis işlerden ziyade o oyunun mücadele kısmında, birebir oyun kısmında benden çok daha etkiliydi tabii. Ben oyunun daha çok oyun kurulumunda, teknik anlamda belki Melo'dan başka pozisyondaydım. Ama ben de onun yaptığı mücadeleyi yapmaya çalışıyordum onun kadar olmasa bile. O da benim yaptığım oyun kuruculuğu belki benim kadar olmasa da yapmaya çalışıyordu. Dolayısıyla böyle tam birbirini tamamlayan bir ikili olmuştuk. Ama saha içinde benim için önemli olan şey, Felipe Melo ile olan aramızdaki şey, aramızdaki saygıyı ve güvenilirliği hiçbir zaman kaybetmedik. Bir an bile, en kötü maçlarda bile. O yüzden çok önemli işler başardığımızı düşünüyorum onunla. 9 yıl Galatasaray'da oynadın, hiç kolay değil. Kendini en rahat hangi sezon hissettin? Aslında böyle sadece bir sezon olarak almak çok doğru değil ama... Teknik adamlarım bölelim. Evet, ilk iki senem çok iyiydi. Hamza Hoca'nın geldiği dönem aşırı sorumluluk hissetmiştim üstümde ve beni çok rahatlatmıştı hoca. O sene de çok rahat hissetmiştim. Ama genel itibariyle ilk 6 sene Galatasaray'da dolu dolu kendimi çok rahat hissettiğim zamanlar geçirdim ve çok da iyi işler başardığımızı düşünüyorum. 6 sene özellikle, ilk 6 sene. Hayatını kırılma anı neydi? Çok zor dönemlerden geçtim dediğim gibi ve bunların altından kalkamadım. Zor olmadı mı? Sen kimsin diyor. Ya nasıl ben Galatasaray kaptanıyım ya. 15 tane kupa kazandım ben. Galatasaray taraftarıyla arana sence ne zaman ve nasıl bir soğukluk girdi? Evet, duygusal bir adamım. Çok üzülmüştüm. Futbolu bile erken bıraktım ben belki de. Yani bunu bile söyleyebilirim. Bunun altından kalkamadım. Medyada senin arkanda. Herkes Selçuk niye oynamıyor evet, diyor. Evet, oynamamayı bazen doğal karşılarsınız ama en azından belki de oyuna girebilirdim yani. Hoca Estonya maçında oynatacağım demişti bana. Ve Estonya maçında yine oynamadığımı görünce o bir üzgünlüktü, bir kırgınlıktı aslında. Hasan Ali aldı topu. Selçuk'a tez şunu be. Şimdi ceza sahası. Gol! Alkışlar Selçuk'a.